Bazı geceler kabaklanmalarımı yakarım. Mesela şöyle diyeyim, saatlerce onları seyrederim. Bana huzur verir, rahatlatır beni yani, psikolojimi düzeltir. Sabahleyin erkenden, gün doğmadan bizim aile doğar. Hanım çayı ocağa koyduğunda ben de tereyağlara giderim. Tereyağlardan domates, biber, taze soğan, böyle yani kahvaltılık bir şeyler toplarım. Kahvaltı hazır. Geliyorum. Yani boyanıp yıkadın bunları. Biliyorum. Çay koyar mısın? Kayınpederimin 3 çocuğu var. Sırasıyla bu bahçeyi yönettiler. Sıra bize geldi. Biz de yani o şekilde biz de yapmaya geldik ama biz bilmiyoruz. Bir şey bilmeden geldik. Hanımım dedi ki orayı dedi yani yapabilir misin dedi. Çiftçilik yapacağız dedi. Dedim hanım dedim benim kaybedecek bir şeyimiz yok. Gidelim yapamazsak yapanlardan öğreniriz. O şekilde geldik. Ama sermayemiz yok. İşi de bilmiyoruz. En büyük sermayesizlik işi bilmemek. Parayı da aşıyor yani. Sırada domates yetiştirmek bizim için yani çok yabancı bir şey. Hiç hayatımızda böyle yani bir saksıda çiçek yetiştirmedim ben yani şahsım için. Yani hiç yani çektiğimiz emeğin yani karşılığını alamadık. Derken Alanya'dan bana bir gün kabakçı arkadaşların yanına öyle gezerken bana az bir tohum verdi. Onu getirdik ektik. 200-300 tane kabak oldu. Şimdi 200 tane bizim kabağımız oldu bahçede. Arabaya yükledim. Alanya'ya götürdüm. Ben 50 lira 100 lira bir hani mazot parası alsam razıydım. Benim düşüncem oldu. Adam kendisi söyledi. Bana dedi ki bunun tanesine 5 lira vereyim. Paran da peşin. Tamam mı? Tamam. Şimdi ben bir düşündüm hesap ettim. Ben dedim bahçeye komple su kabağı eksem. Hani çok para kazanacağımı düşündüm. Ben nitekim de öyle yaptım bir dahaki sene. Ben bunu öğrenmeye karar verdim. Buradan kabak karşılığı bir usta buldum Alanya'dan. Sanatçı, kabak sanatçısı.
Getirdim buraya. Mesela hepimiz aynı öğrenciler gibi oturuyoruz. O bize hani sıyırıyor, çiziyor, deliyor. Boncuğunu nasıl takılacağını öğretiyor. Hangi aletler kullanacağımızı öğretiyor. İçini neyle temizleyeceğimizi filan derken bu zamanlar geçerken biz de başladık yapmaya. Neden öğrenmek zorunda kaldım? Benim için öğrenmenin yaşı da, zamanı da yoktur. Benim 3 çocuğum var. 3'ünü de okutuyorum. Ben 1980 mezunuyum. O zaman ihtilal oldu. Yani ben okuyamadım daha doğrusu. O zaman olaylar vardı, siyasi olaylar. Babam göndermedi yani. Ben Adana İktisadi Ticari İlimler Okulu'nu kazandım. Ama babam siyaset var diye göndermedi. Ondan yani çocuklarımı sonuna kadar okumasını istiyorum. Bak mesela 3 tane üniversite okudu kızımın biri. Yani ben hala da devam diyorum. Hanım, Amerika'dan mesaj geldi. O ya yeni yaptığımız melek modelinden 3 tane sipariş var. Zaten elimizde var. Boncuklar göndeririz. Şimdi cevap yazacağım. Yaz bakalım. Mesela ben kabak gönderiyorum. Gönderdiğim insanı tanımıyorum. Kabağın diyor ki adam 5 tanesi kırılmış. Ben inanıyorum. Ama karşımdaki insanın kim olduğunu görmediğim için hemen ona 5 tane telafi edip gönderiyorum. Yani ücretsiz yani kırıldığına karşılamak için. Ben bunu yaparak vicdanımın rahat olması için yaparım. Karşı tarafı düşünmem yani.
Kardeşim de beraber Alanya'da bizim hediyelik dükkanımız var Alanya Kalesi'nde. Benim buradan yaptığımız kabakları götürüyorum ben, orada satıyoruz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam birader, hoş geldin. Alıverin. Anlatıver bakalım, yengem nasıl? Yenge geldi herhalde aşağı. Sağ ol yenge. Aç kurandı. Maşallah maşallah. Kabaklar bu sene daha güzel. Bu sene var ya, kabakları daha profesyonel çalışıyor. Maşallah, helal olsun. Bu böyle işçiliği çok güzelmiş. Bu kabağı var ya, ilk sorana satarsın. İnşallah birader. Gerçekten kabağın şekli de çok güzelmiş. Evet. İşçiliği de güzelmiş. Devam edin. Şuraya. Yapma bakalım. Turistler mesela doğal haliyle çok seviyorlar. Doğal haliyle yani boyalanırsa pek rağbet göstermiyorlardı. Mesela kimyasal mesela vernik dahi istemeyen Avrupalılar var. Vernik hani artık onlar için kimyasal mı oluyor? Neyi düşünceyse yani çocukların hani dokunduğu zaman hastalanır mı? Öyle mi düşünüyor? Onun için mesela dışına vernik atmadan da doğal olsun diyor. Ben bu şekilde istiyorum diyor. İki kardeşiz biz. Yani kardeşim, yengem, çocukları, benim hanım, benim çocuklarım, zaten hepimiz beraberiz yani. Yani bu şekilde birbirimize hani hastalıkta, sağlıkta, darlıkta, varlıkta beraberiz. Onun için yıkılmayan bir kaleyiz. Beni para mutlu etmez. Beni ailem, çocuklarım, hanımım mutlu eder yani.